Kur'an'a aykırı bir şeyi bana dayatırsanız hayat olsa teperim. Hayat olsa kabul etmem. Ya da haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı. Zalim babam da olsa, mazlum düşmanım da olsa. Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Biz kiliseye gidip oradaki insanlara bu sapıklık diyebilir miyiz? Bundan sonra böyle ibadet yapamazsın. Çıkın dışarıya. Hadi kapatıyoruz kiliseyi. Camiye geleceksiniz. Hakimiyet yıllarımızda bunu yaptık mı yapmadık. Şeyhülislam Zembilli Ali Cemali Efendi'ye ceddimiz Yavuz Selim rahmetullahi aleyh diyor ki Hristiyanların bütün çocuklarını alalım. Bunlar batıl bir dine inanıyorlar. Hem çocukları kurtaralım hem onları medresede İslam ahlakına göre yetiştirelim. Olmaz diyor Yavuz Selim rahmetullahi aleyh. Buna hakkımız yok. Yapamayız. O çocukları annelerinden ayıramayız. İslam'ın girdiği yerde Ortodoks'u, Hristiyan'ı özgür bir şekilde yaşadı. Hani diyorlar ya Müslümanlar gelseler İslamiyet'in hakimiyet çağı başlasa bizim özel hayatımıza müdahale edecekler. Peki İstanbul'da müdahale ettik mi? Kimin Osmanlı, Yavuz Selim, Fatih özel hayatına müdahale etti? Domuz eti yiyemezsin dediler mi Hristiyanlara? Ya da içki içemezsiniz yasak dediler mi demediler? Hatta kimsenin aile yapısına karışmadılar. Hocam, Yahudi... özür dilerim, zannediyorum burada şöyle bir problem var. Şimdi mesela o zaman Müslümanlar Müslümandı ve gayrimüslimlerin haline karışamıyorlardı. Bugün Müslümanlar Müslümanların haline dair bir şey söyleyemeyecek durumdalar. Yani problem kiliseye girip bir şey söylememiz değil. Camiye girip bir şey söyleyemememiz. Bizim büyük problemimiz bu. Allah sonumuzu hayır etsin. Ama şu anlattıklarınızdan hani benim çıkarttım. Bu da duyulsun istedim. Çünkü hani bir şey mesela ortaya atılıyor. Ondan sonra onun üzerinden kavgalar vesaire. Benim anladığım şu. İhsan Şen Ocak hocam herkes benim gibi düşünecek demiyor. Vay efendim siz nasıl öyle düşünürsünüz demiyor. Dönüp olimpiyatlarda işte o İlk maçını böyle kazanan bir takıma siz kazandınız ama kıyafetiniz beş para etmez. Bunu da demiyor. Sadece dönüp kendisini seven kitlenin çocuklarına onların üzerinden üslupla tırnak içinde sadece sultan ifadesinden anlaşılabilecek şekilde meramını ifade ediyor. Ha bunun ötesinde de bir şey yok.